borsamız 8.000'lere geçti. Şimdi 4 ay önceye sizi bir geri götüreyim. Ne konuşuluyordu 4 ay önce? 2500'lere düşer mi? 2700'lere düşer mi? O zamanlar 4000 küsürlerdeydik. 2700'ler olur mu? Ne olur falan. Şimdi ne oldu? 8.000'lere vurduk. Ne oldu da 8.000'lere vurduk? Bugün bunu konuşacağız. Bayağıdır video atmıyordum. Önce bir sıkıldım video atmaktan. Biraz tatil yapayım dedim. Çünkü 8-5 maaşlı kamu görevlisine döndüm böyle. Bütün videoları at. Kurgularını yap, şeylerini yap. Bütün yorumları tek tek oku. Hepsine tek tek cevap ver. Bazı videolarda 300-400 yorum var. 300-400 tane bir şey yaz oraya. Mailler yağıyor. Telefonum susmuyor YouTube başladıktan sonra ama iyi oldu. Onun sayesinde aslında geri döndüm. Kerem abiye de yazmışsınız. Kerem abi bana yazıyor. Anıl diyor artık video çek benim yorumların altına. Anıl nerede? Hasta mı oldu? Bir şey mi oldu? Hasta falan değilim. Çok iyiyim. Sadece tatil yaptım biraz. O yüzden video çekememiştim. Şimdi devam ediyoruz. Aslında böyle 5000, 6000, 7000'lere o güzel rallide beraber böyle video çekerek kutlamak da vardı ama aslında yatırımcılar için kötü. Kutlamak demeyelim ama bu süreci beraber de yaşayabilirdik. Fark etmez. Ben kötü günde atayım, kötü günde alın diyeyim de iyi günü siz kendiniz yaşayın. O da olur. Şimdi bakın 4000'den 8000'e geldik. Ne oldu da geldik? 4 ayda. 2'ye katladık yani. Ki bazı sektörleri de gitmeyeceğini bildiğimiz, durağan gidecek sektörleri biliniyordu zaten. Bunları bir kenara ayırırsak 3'e katladı borsa demek. Yani sizin hisseler 3'e 4'e katladı. Doğru mu? Doğru. Ne oldu da 4'e katladık? Şimdi hisse senedi fiyatını aşağı ve yukarı çeken ipler olduğunu düşünün. Bu iplerden aşağı doğru çeken iplerden bir tanesi ülkesel riskler. Ülkesel riskten kastım ne? Acaba bir gece kararname çıkıp her şey böyle tersine döner mi? Bu bir risk işte. Bu bir kötü beklenti. Bu kötü beklentiler azaldı. Niye? Dendi ki ortodoks politikalara geri dönüyoruz. Ne demek bu? Yani Türkçesi ne demek? Biz bilinlik politikalara geri döneceğiz demek. Yani bir gece kararname ile merkez başkanı değişmez. Artık piyasa bunu gördü. Ha tamam dedi. Hakikaten değişmeyebilir. Bu yönde adımlar atılıyor. Değişmeyebilir. O zaman borsa vakti dediler. Dolayısıyla ne oldu? Bizim endeks 4000'den Allah Allah 5, 6, 7, 8, 2'ye katladı. Endeks 2'ye katladı. Endeksin 2'ye katlaması sizin 2 kat para kazandığınız değil. Siz zaten kötü gidecek şirketlere yatırım yapmıyordunuz. Durağan diyeyim ben buna ya da gerileyen. Bunlar zaten çok bilindikti. Bunları bir kenara alıp diğer sektörlerden çeşitlendirme yaptığınızda hatta o sektörü de al. Belki bilmiyordun. Daha az bilgi senin vardı. Kötü gidecek sektörü de al. Gene 2 kat yapmış oluyorsun. Şimdi baktığımız zaman 4 ay önceki atmosfer bir anda tersine döndü. Şu anda da herkes böyle yaldır yaldır borsaya koşuyor. Borsaya akın ediyor. Bakın 4 ay önce alın. Bakın şu an almak için iyi zamanlar, uygun zamanlar. Hiçbir şey bilmesen bile bilgisizliğinin bedelini çok az ödeyeceğin zamanlar. Şimdi geldik 8000'e. Şimdi böyle şey diyemiyorum. Evet ya şirketler bedava diyemiyorum. Şimdi benim gözümde şirketler ederine geldi. Yani bundan sonra artık biraz temkinli olmakta fayda var. Ama yatırımcıyız. Şimdi yatırımcı gözüyle baktığım zaman bizim için kötü oldu be. Vallahi kötü oldu. Niye? O zaman 20 liraya alıyorduk. Şimdi 40 liraya alacağız. Yarın 60 liraya almak zorunda kalacağız. İşte yatırımın güzelliği zaten burada. Kötü zamanlarda millet borsadan bıkmışken, etmişken Twitter'da hatırlıyorsunuz böyle işte bilmem ne istifa falan şeyler, işte borsadakileri vuracaklar falan gibi şeyler dönüyordu. Hem siyasi anlamda hem şey anlamda. İşte bunlar iyi zamanlardı borsa için. O zaman para kazanılır demiştim. Çünkü hakikaten kötü zamandayken siz toplarsınız ki ucuza alırsınız. Yok pahasına bedavaya alırsınız. 4 ay önce oturup biraz hesap kitap yapıyordunuz. Bakıyordunuz Allah Allah seneye bu şirket hisse başı 5 lira kar elde edecek. Şu anda hissenin fiyatı zaten 4 lira. Nasıl oluyor? Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil ya. Kapış kapış gitmesi lazım. Ama işte işler kötüyken kimse almıyor. Ne zaman ki işler iyiye gidiyor o zaman millet almaya çalışıyor. Tam ters düşünce asıl doğru olan. İşler kötüyken siz toplayacaksınız. İşte siyasi belirsizlik var, bir şey var. Tamam, o senin şirketini etkiliyor mu abi? O senin şirketinin karını etkiliyor mu? Etkilemiyor. Etkilemiyorsa o zaman o gelip geçici bir şey. O zaman işte o tarz durumlarda ne var ne yok toplayacaksınız. Şu an 4 ay önce alanlar, o kötü günde alanlar şu an ne yapıyor? Oh diyor. Şu an mesela diyeyim ki ben size yarın borsa %10 düşecek. 4 ay önce girmiş birisi bile şöyle diyecek. Düşsün. %10 düşsün. Ne olacak? Ben zaten 3 kat yapmışım. %10 düşsene, düşmesene. umursamayacak. Bundan 5 yıl sonra da bu şekilde gerçekleşecek işler. Şimdi bizdeki bu aşağı doğru çeken politik riskler bir anda azaldı. Bu azalmayla beraber borsa yukarı çıkınca bu sefer sosyo-kültürel etkileşimler devreye girmeye başladı. Baktı dayıoğluna, dayıoğlu borsada para kazanıyor. Ben kazanamıyorum, ben de gireyim diye bu sefer artmaya başladı. Ve nihayetinde benim gözümde şirketler ederine geldi. En az hepsi için söylemiyorum ama çoğunluğu bizim, yani borsanın fiyatı ederine geldi. Artık şunu diyemiyorum, bedava. Hani 4 ay önce videoda demiştim ki bedava topla, ne toplayabiliyorsan. Elinde bardak varsa bardakla topla. Kamyon varsa su tankeriyle topla diyordum. Çeşme akıyordu çünkü o zaman. Bedavaydı şirketler. Şimdi bedava diyemiyorum. Ama ederine geldi. Ederinden alınır mı? Alınır. Ama bu şu demek değil. Yani bundan 2 ay sonra borsa %20 düşer mi? Düşebilir. Ama bu senin almaman için bir sebep değil. Çünkü düşüp düşemeyeceğini bilmiyorsun. O zaman yapılacak şey şu. 4 ay önce hata yapsam bile, çok kötü bir hata yapsam bile, yani kaldıraca girmiyorsan, hata yapsam bile onun bedelini çok ödemezdin. Hatta hata yapsam bile para kazandın. Bundan sonra öyle olmaz. Bundan sonrasını öyle beklememek lazım. Artık sektörleri seçeceksin. Bu sektör önümüzdeki 3 yıl 5 yıl iyi iş yapar, ona gideceksin. Bu sektörden şu şirket iyi, şu şirket iyi. Bunun sektörü idare eder ama şirket yönetimi çok iyi. İyi iş çıkartıyorlar. Şöyle şöyle projeleri var. Bunlar ileride para kazandırabilir deyip artık işlem yapman lazım. Dayımdan duydum şöyle bir şirket varmış. Aman. Aman. Bakın 4 ay önce kapat gözünü. Kapat gözünü. Seç 3-5 tane. Kârdasın. İyi kârdasın hem de. Artık öyle değil. Şimdi temkinli olma zamanı. Bakın işler kötüyken alın 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 diye yalvarıyordum. Ne var ne yok toplayın diyordum. Şimdi diyorum ki işler çok iyi. Yani işlerin iyiden kastım, piyasa yükseldi, borsa yükseldi. Şimdi temkinli olacaksınız. Şimdi biraz böyle gözü açık olacaksınız. Çünkü şimdi girip büyük bir hata yaparsanız sonuçları ağır olur. Peki önümüzdeki dönemlerde ne bekliyoruz? Şimdi o videoda şöyle bir şey demiştim. 5 yıl sonra geri dönüp bir bakalım. Fiyatlar ne olacak? Şaşıracaksınız o günkü fiyatlara demiştim. 4 ay önce. Şimdi 4 ayda aslında geri dönüp baktığınızda şaşırıyorsunuz şu anda. O bedavaymış o zaman diyorsunuz. Bundan 5 yıl sonra da şu andaki fiyatlar için aynı şeyi söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya bedavaymış ya. Bedavaymış. Zaten bunları birkaç video önceye gidin bir izleyin şöyle. Bunları zaten duyacaksınız. Ama bu şu demek değil. Şu anda endeks 8.000'lerde. 7.000'lere düşer mi? Düşebilir. 6.000'lere düşer mi? Düşebilir. Şöyle olacak. Şimdi ben kendi kafamdakini söylüyorum. Endeks 8.000'lerde ederini buldu mu diyorum. Evet. 7.000'e düşerse ne yapmam lazım o zaman? İyi güzel alırım. 6.000'e düşerse daha güzel, daha çok alırım. Şu anda aslında yatırımcılar için iyi olmadı. Bakın o videolarda şöyle bir şey diyordum. Dua edin. Dua edin bu fiyatlarda kalsın bu şirketler. Toplayın ne var ne yok. Dua edin artmasın. Çünkü o zaman toplayabildiğin kadar toplayacaktın. Ha şu anda toplanmaz mı? Toplanır 5 yıl sonrasına göre. Yani 3 ayda bir daha böyle bir şey muhtemelen zor yaşarız. Yani 3-4 ayda %100 yapan borsa olur mu? Olmaz. Tamam dolar bazında 2 kat yapmadın. Dolar bazında 1.7 kat yaptın. Tamam o da eyvallah. Ona da eyvallahsın. Normalde beklentinin şu olması lazım. İşte Amerika'da %7 mesela. Hadi biz biraz daha riskli bir ülkeyiz. Sende de yıllık %10 kazanç. Aslında ortalama bunu hedefliyor olman lazım. Dolar bazında %10 kazandım. Eyvallah demen lazım. Bizde dolar bazında %84 ayda. Tövbe bismillah. Öyle bir şey olur mu? Bu böyle gitmeye devam etmeyecek. Gidecek. Evet endeksimiz 20.000'leri görür mü? Görecek. Ama 3-5 ay sonra değil. 1 yıl sonra değil. Bir süre geçecek. Hatta geri çekilmelerde görebiliriz. Bunlarda da endişe edip panik yapmamak lazım. Ana destur şu. Millet aman şöyle olur mu böyle olur mu derken olur olur diyeceksin, toplayacaksın. Millet o daha çok kazanacağım, en çok ben kazanacağım demeye başladığı zaman demek ki buralar biraz tehlikeli. Bu aslında sosyokültürel olarak bunu biraz kendi çevrenizden gözlemleyebiliyorsunuz. Herkes borsaya aktı mı? Aktı. Demek ki herkes kazanabiliyor mu? Herkes kısa sürede kazanamaz. Çünkü kısa sürede borsa dediğin şey kısa sürede içerisinde sıfır toplamlı bir oyundur. Yani senin kazanman için birinin kaybetmesi lazım. Çünkü 4 ay içerisinde şirket satışlarını 2 kat arttırmadı ki. 3 kat arttıran şirket var mı? Yok. İstisnalar var. Onları saymıyorum. Genel olarak şirketlerin karları 4 katına çıkmadı. O zaman değerinin de 4 katına çıkması mantıksız olur. Ama bunun tam tersi versiyonunu da göz önünde bulundurun. İşler kötüye gidecek olursa bizim 8000 olan endeks bir açarsınız gözünüzü 6000. Buna da hazırlıklı olun. Ha. Peki 4 ay önce girdin. Şimdi 8000. 6000'e düşse üzülür müsün, sevinir misin? Hem üzülürsün hem sevinirsin. 8000'leri gördük. Ama şimdi 6000'e düştü. Borsada zamanlama yapmaya çalışmayın. Öyle bir şey işe yaramıyor diye bir video çekmiştim. Oradaki taktik aynen geçerli. 8000'e mi çıktı? Almaya devam. 6000'e düştü. Almaya devam. 6000'e düşünce daha çok alıyorsun. 5000'e düşse daha da çok alıyorsun. Miktarı da arttırırsın hatta. 10.000'e çıkarsa gene almaya devam. Çünkü bu 20.000'i de görecek. Ne zaman göreceği önemli. Ve sen o şirkete güvenle oturabilecek misin? Bakın şu an iyi günlerden geçiyoruz. Herkes mutlu, herkes mutlu. Giren de mutlu, girmeyen de mutlu. Herkes için iyi geçiyor. Borsa için konuşuyorum ben. İşler böyle gitmeyecek. Bu hep böyle olmayacak. Sürekli böyle %5, %10 artı görmeyeceğiz bundan sonra. Çok zor. Bazı sektörlerde gidişler devam edecek. Şu anda bazı durağan giden sektörler var biliyorsunuz, böyle yatırımcılar ah vah eden. O sektörler biraz kalkışa geçecek ama çok para kazandım ben işte şuradan. Tamam, kazandıysan bitti abi. Yolun sonuna geliyoruz artık. Öyle sürekli %100, 4 ayda %100 giden böyle bir sürekli olamaz değil mi? Mantıksız. Bu dönemin sonuna geliyoruz. Bu 9000'e gitmez demek değil. Gidecek. Bakın bir daha söylüyorum. 20.000'e de göreceğiz. Ama önümüzdeki 4 ayda değil. Çünkü bu sefer de şöyle düşünürüm. Yani bizim endeks şimdi 4 ay sonra gelse 15.000'e ben şöyle derim. Pahalılaştı kaldı ya. Çünkü karlar o kadar artmadı. Artmayacak. O kadar değil. Bu kadar kısa süre içerisinde değil. O zaman pahalılaştık. Yani o zaman mesela ben şu anda bana bir yerden miras kalacak olsa, kalmıyor da bir yerden miras kalacak olsa bütün paramla borsaya girerken 5 defa düşünürüm. 5 defa düşünürüm şu anda. Çünkü ederini veriyorum. Ben ucuza almayı seviyorum. Keşke şu anda endeks hala 4000'lerde olsaydı. Ben de sağda solda toplamaya devam etseydim. Şimdi öyle değil. Aman dikkat. İşler kötüye gidiyorken ben size iyi videolar çekiyordum. Toplayın işte şimdi zamanı diye. Şimdi onu demiyorum. Şimdi ederinde. Alırsan okey. Ederini alıyorsun. Bu tabii benim kendi içimde hesaplaşmam. Hala ucuz sektörler var. Hala ucuz şirketler var. Genel için konuşacak olursam ederimize geldik. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bitti mi yani olay? Bitmedi. 5 yıl sonrası için hala ucuzuz. Biz dolar bazlı daha zirvelerimizde de değiliz. Yani saf dolar bazlı olarak bakarsak daha gidecek yolumuz da var. Ama şimdi mi gideceğiz? O kadar mı azaldı riskler? Bence o kadar da azalmadı. Sadece beklenti biraz değişti. Önümüzdeki videoda halka arz videosu çekelim. Çok soru geliyor çünkü yorumlara falan da bakıyorum. Halka arzdan para kazanılır mı? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Şimdiden söylüyorum cevabı. Evet, şu andaki konjüktürde para kazanılıyor halka arzlardan. Ben olsam, halka arzları kovalayacak olsam şu anda ne yaparım? Yani nasıl para kazanmayı hedeflerim? Sonra ne yaparım? Haftaya halka arz videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.